Evet arkadaşlar, Müzik On Air'den ben Cüneyt Diktaş. Bugün de sizlerin karşısında olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Evet arkadaşlarla açıyorum daha çok. Dikkat ettim. Bir de böyle canlı yayınlarda daha çok evet arkadaşlar anonsuyla açıyorlar. Ben bundan sonra değiştireceğim. İzleyenler olmuyor sevgili izleyenler. Televizyon izleyicileri gibi oluyor. Bir de şey vardı ya, YouTube kanalı açarken. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar diyoruz nedense. Sosyal medyada arkadaşlar diyoruz. İzleyiciler dememiz lazım. O da çok şey, arada mesafe gibi kalıyor. Hey dostlar, hoş geldiniz diyeyim falan. Evet, Yesser abla ilk katılan oldu. Yesser abla, Fransa'ya selamlar, sevgiler. Ardından Seher abla geldi. Birazdan konumuzu alacağız. Yavaş yavaş şöyle bir izleyicilerimiz ilk önce bir toplansınlar, etsinler. Ondan sonra konuğumuzu alırım 1-2 dakikaya. Bugünkü konuğumuz da neşeli, fıkır fıkır Begüm Polat bizlerle birlikte olacak. Güzel sohbet edeceğimize inanıyorum. Buradaki mesajlarıma bakıyorum. Evet. İnşallah hayırlısı olur. Biraz aniden geldik galiba. Biraz toparlanalım mı? Sevgili Begüm, beni izliyorsan bir istek atarsan sevinirim. Seni bulamadım, göremedim. Yavaş yavaş katılmalar olur diye tahmin ediyoruz. Bugün günlerden ne? Cuma. Ha, cuma günü yok, evet. Cuma günü normal. Anca haberiniz olur. Şimdi anca yavaş yavaş gelirsiniz tahmin ediyorum. Cuma ve cumartesileri öyle oluyor. Evet, yavaş yavaş yüze yaklaşıyoruz inşallah. Hadi bakalım. Begüm burada mı? Bazı mesajlarımı... Selam, selam, selam. Bir şeye daha bakacağım hemen. Böyle canlı yayında normalde hiç susmayı sevmiyorum da bir yerden mesaj geliyor. Bir şeyi açmam lazım. Evet. Sevgili Begüm buradaysa, acaba benim yayınıma mı geldi Begüm? Begüm burada mısın? Begüm'e ses 1-2-3-4. Bizi nereden izliyorsunuz arkadaşlar? Bakıyorum, şöyle bakıyorum, bakıyorum. Mehmet Savcı, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Mehmet. Ondan sonra Elif, selamlar. Sema abla, selamlar. Evet, Sakarya. Sakarya 54. Van. Van'a selamlar, sevgiler. Starlight. Afyon Karahisar. Acaba Begüm Polat'a bir mesaj çekebilir misiniz? Bir kişi, hepiniz gitmeyin. Burada kalın. Başka canlı yayın istekleri geliyor bana şu anda. Evet arkadaşlar, bugün ben aslında birazcık saç baş dağınık, yorgunum. Geldim hemen saçımı filan yıkamak zorunda kaldım. Çünkü rüzgar beni alıp götürdü sağdan soldan. Ondan sonra Dr. Levent 81, selamlar sevgiler. İstanbul Bostancı. Bugün şeydim. Yester ablayı görevlendiriyorum. Yester abla, Begüm Polat'a mesaj çeker misin DM'den? Müzik On Air'de bekleniyorsunuz diye. Biraz önce telefonla aradım. Ben yayındayım dedi. Acaba kendisi canlı yayınında mı beni bekliyor? Öyle mi zannetti? Yok canım. Öyle zannettiğini düşünmüyorum yani. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz bir yıldır ortalama herhalde Türkiye'nin birçok ünlü ismini Müzik On Air Instagram sayfasında aradık. Aslında biz YouTube'da başlamıştık. Bundan bir yıl önce, daha o zamanlar pandemi yoktu, birçok sanatçı ağırlamaya. Ondan sonra Instagram'a taşındık mecburen. Daha da küçülmesinden korkuyorum ekranı. Şimdi televizyonda çalışıyordum. Sonra YouTube'a geçtim. Laptop. Şimdi telefona geçtim. Daha sonra da telefon, saatlerden izleyeceksiniz bizi. Öyle olacak herhalde. Bir de şöyle bir durum var. Birçok projemiz var aklımızda, kafamızda. Hani televizyon projesi, sosyal medya projesi, ama çıktıkça yeni yeni platformlar çıkıyor.
İşte Clubhouse, ondan sonra Instagram'ımız var, YouTube'umuz var, TikTok'umuz var. TikTok'a hiç girmiyorum. Teğet bakıyorum TikTok'a böyle. Ondan sonra bir de televizyon var. Televizyon ilk göz ağrımız sayılır. Televizyonda bir şeyler yapmak için uğraşıyoruz ediyoruz. Ama bugün biraz güneşin tadını çıkaralım dedik. Şöyle bir iki arkadaşla şöyle bir sahilde durdum. Ondan sonra bir montaj için bir arkadaşıma gittim. Filan derken bir yorgunluk. Bakayım Begüm geldi. Çok merak ediyorum. Beni nerede bekliyor? Soracağız arkadaşlar. Ondan sonra öyle bir yorgun argı paldır küldür geldim. Ben yayınım olduğunu da unuttum son iki saat. Eve girdiğimde hatırladım. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba Cüneyt. Nasılsın? İyiyim valla. Konuşuyorum kendi kendime. Nerede bekliyordun beni? Çok merak ediyorum. Yok ben açtım. Haberdar ettim. Sonra geri hani böyle geldim yayına. Bence bir şey eksikti. Koşturdun onu hallettin o sırada. Veya yayındayım diye yalan attın bana. Ha vallahi yayındayım. Sen ne diyorsun? TikTok'taydım, buradaydım. Ben böyle duyuruyorum herkese. Biraz da böyle sosyal böcek. Aynen. He, anladım. Hayır şimdi sen sosyal mecralarda çok iyi işler çıkaran bir isimsin. Hani yabancı değilsin. Bazı konuklarımız kendi canlı yayınını açıp beni bekliyorlar mesela. Bazıları... Hayır onu yapmadım. Yok o değil. Bazıları da Cüneyt Diktaş'a yani... Ben gördüm seni yayın açtın. Dedim ben de gireyim kendimden bir duyurayım da böyle bir hani soruları anlamayabilirler muhabbet anladın mı? Girip çıkmasınlar diye öyle böyle şeyler yaptım yani. Aynen süper süper. Ben de zaten hemen almıyorum yayını aslında. 2-3 dakika bekliyorum zaten. Çünkü anca toparlanıyorlar, görüyorlar, ediyorlar. Nasılsın? Hoş geldin. İyiyim teşekkür ederim. Bu arada sosyal mecrada iyisin falan diyorsun ama ben aslında çok uzağım. E bir dakika TikTok çekiyorsun. Ben tesadüfen fenomenim. Yani geçerken mi? Geçerken mi oldu? Geçerken. Geçerken bir uğruyordum. Sonra dedim niye olmasın falan. Ya aslında şöyle söyleyeyim yani kökenim sanat yani. TRT çıkışlıyım ben. Müzisyenim, evet. Oyuncuyum ama sonra TikTok böyle çıktı. Pandemi oldu. Pandemi olunca evde kafayı dönemin yerken... Dönemin TRT sanatçıları böyle yani. TikToker. Ben bıraktım orayı. Yani çünkü benim kafa biraz şey böyle uçayım kaçayım farklı... Tamam onu fark ettim. Bazı videolarından da fark ettim. İşte yani senin müzik oneri ailesi olarak takip ediyoruz tabii de. Şimdi ben özel olarak birkaç tane videona da baktım yayından önce. Şimdi dedim ki bu kız niye bu TRT... kadar klinç mi? Hayır. Bu kız dedim TRT'de bu kadar önemli isimlerden eğitim almış. Üslup, şan filan dedim nasılsın bu fıkır fıkır şıkır şıkır nasıl sabrettin? Derslerde ciddi ciddi saatlerce alıyor muydun o dersleri? Ben çok makaraydım ve şeydim yani aslında çok ciddi çalışkan bir insanım. Beste konusunda, müzikte ama doğruyu söyleyeyim TRT'de notayı adam akıllı öğrenmeden ayrılan tek kişiyim. Normalde çoktan atılmam gerekiyordu. Hiç atılmadım bu arada. Ama şöyle çünkü ben notayı ya da enstrümantal bir şey öğrendiğimde, teknik öğrendiğimde beste yapamıyorum. Benim böyle bir anda duygusal, çok duygusal yapım var, enerjim var. Böyle ilahi bir şey geliyor böyle söz müzik çıkıyor yani bir anda. Ben hocalarıma dedim lütfen bana öğretmeyin nota falan. Çünkü ben gerçekten şey oluyorum hani. Bir gidiyor benden bir şey gidiyor. Onlar da idare ettiler sesimi diye. Çok çektiler benden. İlk defa da bunu duyan oldum. Lütfen bana nota öğretmeyin. Tarihde evet. Hiç aram yoktur. Lütfen tarihi öğretmeyin. Ya öğrenmek istediğim her şeyi çok öğrenebiliyorum. Zaten okulum dereceyle bitirmiştim okullarımı da. Ama şey sevmiyorum. Duygu kaçıyor anladın mı? Hani tekniğe takılınca ben duygu kaçıyor. Bazıları ben... derler hani o professional müziğin o terimsel bilgilerini bildikten sonra biraz hani hep o terim üzerinde yanlış yapmadan notalara basarak biraz özgürlüğü kısıtlanıyor mu acaba bazılarının derler. Aslında şöyle söyleyeyim. Cahillikten değil. Bunu bir tercih olarak ben mesela oyunculuk yerim de var. Sektördeki çok baba isimler denir ya işte yapımcı yönetmen. Bunları araştırmam yani. Çünkü o insanlarla bir araya geliyorum kontakt olarak ve ortam. Onları tanımadığım için o kadar rahat konuşuyorum ki bazen çok hadsiz de olabilir. Ama gerçek. Yani ben gerçeği yaşamayı çok seviyorum. Böyle sadece güzel. Ama aynen, ne diyeyim öyle. Mesela karşına bir anda Selçuk Yöntem çıkar. Merhabalaşırsın. Onu da tanımazsan şimdi ayıp olur onu yani. Onu tanırım. O artık o medyatı. Ama mesela şöyle bir kafam yok. Hani yapımcı şu mu? Aa bunun filmini yapmış, onu etmiş. Ha ben... evet, evet. Anladım demek istediğini. Yani böyle çok ya komik yerlerim var. Senin düşüncelerini burası zaman yani. Şöyle düşünüyorum ben de. Senin dediğin gibi hani bazen ama şöyle olabiliyor. O dönemlerden geçerken ben
Hani ayıp olur mu acaba tanımazsam? Adam kaç tane şey yapmış ya, bu kim bu kim? Bir de çalışmadan tam öğrenemiyorsun. Onunla çalışacaksın ki, değil mi? Aklında dursun. Öbür Ya türlü ben ismi şöyle bende düşünüyorum. durmuyor çok. Herkes herkes tanımak da zorunda değil aslında. Aynen. Eserlerimizi bilsek yeter. Diğeri bana biraz çok narsist, egoist geliyor yani. Aynen. Ama kapanışı şöyle yap. Ama beni tanıyın de. Tanırlar. Özgüven de süper. Tabii Süper. patlıyor bazen. Aynen. Ama gerçekten şunu söyleyeyim, ekrana yakışıyorsun. Teşekkür Yani ederim. bu kliplerde de böyle, sesin de çok güzel. Şimdi Gerçi son daha bir... şu an tam olarak kendimi ifade edebildiğim bir klibim çıkmalı, çıkacak. Yani ben bekledim bayağı, bir biriktirdim şeyi, ne denir ona, hazineyi. Ama Sonra da şey, çıkacağım. hani böyle güzel müzikli videolar çekiyorsun ya TikTok'ta filan. O gerçekten hani yakışıyorsun. Onu demek istiyorum. Teşekkür ederim. Ama bir de şu var. Nasıl diyeyim? Sanki dediğin gibi daha olmak istediğin yerde değilsin. Ben bir anda oraya gideceğim. Yani bir anda gibi görünecek ama onun alt feedback'i çok dolu. Yani birçok insan benim, aslında şöyle söyleyeyim ki, ben sonradan fenomen oldum ve çok garip. Yani ne çok fenomen arkadaşlarımın beni tanırlar ama ne çok onların hayatıyla aynıyım. Ne de çok sanatçı arkadaşlarım da çok, ne de onların hayatı çok aynıyım. Yani böyle iki taraftan bir değişik bir tip oldum. Hani bunun patlayışı bayağı iyi patlayacak ya da elimde patlayacak. İkisinden biri olacak. Yok, tecrübe olur. Daha yaşın çok genç zaten. Bu yaş konusunda da bir açıklama yapmışsın. Böyle arada böyle bir biz 17-18'likler gibi böyle boş değiliz gibi bir şeyler demişsin de, o kime Yok, boş gidiyor? dememişimdir. Ben hepsinin, yani kendimi zaten çocukken de ablaları gibi görüyordum bakış açısı olarak. Kendimi yaşlı bir ruh hissediyorum ama enerjik bir yaşlı. Sanki böyle daha Ay, biri önceden sana büyük. yaşlı mı? Kaç yaşındasın daha? Yo, ben kendim diyorum. Ben 26 yaşındayım ama ben 20, 19 yaşımda da kendimi şey gibi hissediyordum. Yani başka bir galaksiden sanki büyüktüm de sonradan küçülmüşüm gibi. Ha, Çünkü anladım. büyük, benim çevrem hep büyük. Yani böyle 50, 40, böyle yani hep bana bir şey katacak insanlar. Ha öyle mi? Ha böyle mi? Elimde şeyler mi? Öyle geçti çocukluğum. Tamam da şey vardı, tam söyleyemeyeceğim, dinlemem lazım. Bir 18, 17, 18 yaşındaki gibi böyle birine gönderme yapıyorsun sanki. Bir 17, 18 yaşında meşhur olmuş birine sanki. Allah Allah. Ne ara yaptım acaba? Allah beni kahretmesin, yapmışımdır. Allah benim cezamı verecek yani. Öyle olmaz. Öyle kurtulamazsın. Ha, yapmışımdır filan. Yapmışım bak, şöyle gönderme diye şunu diyorum. Ben kendimi şanslı hissediyorum dedim. Bana dediler ki Begüm, sen hani TikTok'ta falan sosyal medyada harcanıyorsun. Bu sev sana bir yetenek, bu besteler neden? Ben de dedim ki arkadaşlar her şey zamanını bekliyor. Ben 18 ya da 20 yaşımda falan çıkıp kariyerimi istemediğim bir şekilde kurup ondan sonra onu toparlamakla uğraşmıyorum. Yani kendimi farkındayım. Buradan sonra yapacağım daha emin adımlar da olur. Benim idollerim, yani sevdiğim insanlar Neşet Ertaş, Sezen Aksu, Sıla gibi insanlar. Bunlar zaten çok geç patlamış. Hak ettiklerini daha geç bulmuş ama çok kalıcı olmuş insanlar. Hani belki diyorum ki 20 yaşında, 19 yaşında her şey çok iyi gitseydi, işler tam istediğim gibi gitseydi, yürüyüp gitseydim. Belki o zaman çok daha istemediğim bir şeye de Çok çekilebilecektim erken falan. ya, 20 yaşlar. Bakma tabii, olanlar var meşhur da, hani meşhur diyorum çünkü hani daha ondan sonra olurlar sanatçı. Ama 20 yaş çok erken. 25, 26 ya, 30'a kadar yolu var. Ben de 30'dan şey sonra biraz oluyor. geç. Yani filme bakıyorlar böyle minyonum falan ya. Böyle bestelerimin diyor ne yaşamış da yazmış olabilir. Ama işte çok hani böyle gerçek. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Hani hikaye ne yazayım senaryo düşünmüyorum yani. Aa ben bunu zaten böyle yaşamıştım ya falan. Yani öyle direkt böyle. Şanslı hissediyorum, Bir bilmiyorum. de şimdi projelerim var senin. Yeni anlaşmalar oldu. Hı. Kimlerle anlaşmaların, önce onu söyle istersen. Dark and Dark DMC ile anlaştım. Zaten biliyorsunuz bir albüm olacak. Türkiye'de bayağı etki yaratacak bir albüm. Dijitalde de olacak. Baskılı bir albüm aynı Neden zamanda. etki yaratacak Türkiye'de? Çünkü farklı. İçinde hem sanatçılar da var, hem fenomenler de var bilinen. Geçmişteki arabesk şarkıların trap şekilde, yani günümüz güncel, biliyorsun şu an herkes yapıyor bunu. Bunu bu şekilde bir albümde yapılıyor. Ve açıkçası ben şöyle düşünüyorum, hiç mütevazı olmayacağım. Şu an benim şarkımın orada çok farklı olduğunu düşünüyorum ve çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Oraya da o şarkıyı sunan da benim zaten. Peki Yani şöyle, sundun ya o şarkıyı. hı. Şimdi onu hissettin mi? Çevrendekiler de senin gibi onu heyecanı yaşıyorlar mı? Evet, bu şarkı bir şeyler olur Benim diyorlar mı? inanmışlığım onları böyle şey, ben şimdi şöyle söyleyeyim, bu şarkıyı ben 2 yıldır uğraşıyorum, yeni değil. Ama hiçbir yerle anlaşmadım.
Yani bir üstadın şarkısı. Bu arada ben Kırşehirliyim aslen. Neşet Baba'nın bir şarkısı benim okuyacağım. Ve zaten sosyal medyada da çok kez söyledim ve çok kez de viral oldu. TikTok'ta milyon izlendiği oldu falan. Biri beni gördüğünce Neşet Ertaş deyince herkes aynı şarkıyı yazıyor. Yani muhtemelen yazarlar aşağıda. Onu çok farklı yorumladım. Tabii ki önce bu kafayı herkes anlamadığı için 2 yıl kimseyle anlaşmadım. Hani dediler ki bu Neşet Ertaş, hani bu tarz olur mu falan. Ben dedim ben bunu kaldırabilirim. Yani seni linçleyebilirler, kötü yorum da alabilir. Hiç problem değil dedim. Çünkü ben TRT kökenliyim, eğitim, yani boş olarak bunu yapmıyorum. Bilinçli olarak yapıyorum yani. Öyle şeyleri de görünce yapımcım da çok vizyoner baktı. Ve dedi ben senin inanmana daha çok inanıyorum. Ve albüme şarkıyı aldılar. Bunu ben çok duyuyorum son zamanlarda çünkü hani çok iyi yapımcılar olsun, sektörün eski insanları, eski demeyeyim, uzun süredir bu sektörde olan insanlar artık yeni giriş yapan bu sektör insanların hangi şarkıya inanıyorsan onu koy diyorlar. Çünkü tahmin edemedikleri şarkılar tutuyor, tahmin ettikleri şarkılar tutmuyor. Bak Olabiliyor şey yani. şöyle söyleyeyim. Benim kitlem yani TikTok'ta 600 bin küsür. Burada işte 80 bin işte küsür falan. Hani böyle uç rakamlarda belki milyonlarca değil. Ama izlenmelerim yüksek. Mesela işte TikTok etkileşimi 20 milyon izlenmiş. Mesela böyle şeylerim var. Bu gücümün olması beni mutlu ediyor. Mavi tikli bir hesaba sahip olmam. Ama şöyle söyleyeyim. Ben şuna inanıyorum. İnsanlar bu kızın varlığından haberi var. Ve ben orada çok polemikler, bir fenomen tavırları da bilinçli olarak sergilemiyorum. Aslında yapsam çok daha büyütebilirim. Yani 1 milyon, 2 milyon olmak benim için çok kolay. Yani neden? Çünkü arkadaşlarla trafik yaptığında oluyorsun otomatik. Ama ben gerçek bir şey. Şimdi bugün bunların değeri yok. Diyelim mesela şu an laf olmaz, gündem olmaz. Sen 1-2 gün sonra bir şey patlatırsın. Tabu oynar. O zaman geçmiş bir anda böyle YouTube oraya buraya dökülür yani. Ben bunu bildiğim için, analiz ettiğim için. Evet. Ben kendimi sunuyorum. Çünkü yaptığım şeyde inandığım, yani kendi bestelerimi zaten, sonra hazır bir bestem var, Söz Müzik. Maşallah diye bir şarkımız var. O da böyle 90'lar popuyla günümüzün aranjisiyle karışık. Bitti o da. O da bir ay sonra hemen çıkacak. Yani şimdi ben kendi şarkılarımla ilerleyeceğim için en iyi kendimi anlatabilirsem insanlara, sunabilirsem ruh halimi, insanlar daha çok hani anlar. Bu kız neyi anlatıyor? Ne düşündün? Mantıklı düşünmüşsün. Bir yandan ben de yorumları okuyorum. Seni çok sevdiklerini söylüyorlar. Şöyle peki. Şimdi oyunculuk da var sende. O da oldu tesadüfen. Tesadüfen. Hay Yani Allah. film gibi diyorum ya benim hayatım. Ben kitap yazıyorum bir yandan. İleride çok böyle ünlü noktalarda, başarılı noktalarda olduğum zaman halk hani bizim kızımız diye bozkını kızıyorlar ya bana, yaban gülü. Beni benimsedikleri zaman ben o kitapları dökeceğim. Yani tamamıyla şans oldu oyunculuk benim. Peki oyuncu da yazıyor ama Instagram'da mesela oyuncu Evet, musun? şöyle oyuncuyum. Şöyle, ben 4 yıldı sanırım. 4 yıl önce yine müzik, ben ilk bir şarkı çıkartmıştım Susardım diye. Ama hiç istediğim gibi olmamıştı. Çünkü her kariyerin başında bir tane böyle arkadaşlar. Hani aranje bilmiyorsun, Ankara'dan gelmişsin, memur ailenin kızısın. Hadi ben böyle şey değilim yani. Şey, Uber. belirli imkanlarla yapılmış diyorsun. Tabii bir kere memur bir ailenin kızıyım. Ailem fix bana bankacı olmamı söylüyor. Yani ben sürekli böyle burası Allah Gülbük'ün Allah, hani bankacı olmak da hani her aile anne baba istemez bankacı değil mi? bizimkiler hep bankacı çünkü. Hani doktor ol, mühendis ha. Hepsi bankacı. Şimdi matematikçi, ben de evin aşırı sosyalci. Yani ya, bana yaban güdü diyorlardı çocukluğumdan beri. Mahallede buraya gül takıp hani böyle şarkılar söyleyen. Aa, o sanamcı, mahallede büyüdüm. Tam mahallenin kızı. Şimdi öyle Bu arada tek olunca çocuk musun? yok. Üç kardeşiz, en büyük benim. Erkek abim de yok. Amcam da olmadığı için babam beni biraz böyle erkek gibi de büyüttü. Ama tipim ilahi olarak çok kız olunca öyle arada bir şey oldu. Hani böyle şey gibi, yeşil mesela takipçilerimle Yeşilçam'da ne olur bir Ayşecik. Öyle bir halim vardı benim ya. Osman'ın kızı ha falan filan böyle. Sonra ben hani bu aileye uzun süre bunu anlatmaya çalıştım. Bir de başarılar sergiledim. Yani mesela konservatuvarların hepsini kazandım Ankara'da 2012 senesinde. Ama tabii bence elin altı bileziğini al, normal bölümünü oku falan deyip hani normal puana falan gittim böyle. TRT'de devam ettim falan. Ama dediğim gibi buraya geldim de ilk ben. İstediğim gibi tabii ki de yapamadım. Müzisyen bir yönlendiren bir ailem yok. Çok tek başımayım yani. Buraya Kendi geldin varlığım. derken İstanbul'a mı? Tabii ilk şarkımda. Onda da bir böyle Türkiye Gençlik Ödülleri'nin ödül falan aldım ama hani böyle istediğim gibi bir aranje olmadı. Şarkımı istediğim gibi aktaramadım tam olarak. Çok küçüktüm, 18-19'dum.
Ondan sonra babam şey, hani geri dön, sen dedi bir ince bir yetiştir, zihnini toparla. Ondan sonra dedi zaten okulunu falan bitirdikten sonra. Ben o ara gelip giderken yine ben müzik işleri için Kerem Alışık'la tanıştım tesadüfen. Kerem Alışık abi, yani Kerem Alışık çok seviyorum, çok değerli, benim hayatımda dönüm noktası yarattı. Dedi çok azimlisin hani ve yeteneklisin. O zaman ben biraz da kiloluydum. Dedi ki mutlaka zayıflamanı öneriyorum ve seni burslu okutacağım okulumda. Ben de burslu okumaya başladım. Yani bayağı bir insan o an el verdi benim bu azmime. Böyle ortalıkta bir düşünsene, küçük bir şeyim yani. 22 falan. Böyle memur bir çocuğu Ama falan çok böyle güzel bir açıkçası. şans. Evet. Evet, yani ben bile olana kadar inanmamıştım. Ama açık sözlüğünden aldım biraz aslında yani. O da etkili yani. İstemeden hayatta olmuyor yani böyle. Ondan sonra ben okudum burslu ve gerçekten ona dediği gibi 2 ayda 25 kilo verdim. Yani Sadece Alışık ödül töreninde Kerem abi çok şaşırmıştı. Anneme hani ne yaptı bu kız kendine falan diye. Hani burs alınca azimle. Okulumu da dereceyle bitirdim. Ondan sonra da yine tesadüfen yani şans oldu oyunculuk. Böyle kaslarda uğraşırken falan filan geliyorum gidiyorum. Bulamadım bir proje, olmadı. Dedim herhalde olmayacak. Okulu bitirdik ama ne yapalım. Ankara'ya geri döndüm, telefonum çaldı. Ta yıllar önce tanıştığım bir arkadaş. Şey olmuş, benim oynadığım rol, Halime karakteri, Koy Vergisi'ndeki kız oynayamamış. Yani oyuncu değilmiş sanırım. Bağlantılıymış, bilemiyorum. Take çok, 50 take falan yapınca böyle abartılı bir şey. Yeni bir oyuncu arayışına girmişler. Orada da bir tanıdık arkadaş demiş, Begüm var. Böyle böyle hikayesi. Hani Kerem Alışık şu herkes elinden tuttu. Bana bir audition at dedi. Sana yemin ediyorum Cüneyt, kırık bir telefonun ön kamerası. Audition attım. Babama çektiriyorum, ne gerek var falan diyerek çektiler. Sonra 1 saat sonra döndüler bana. Oldu. Ben sete gidince başrolde olduğumu öğrendim. Yani sanıyordum hani böyle bir diyaloglu şey. Bir baktım başrol. Film müziği falan Ya tabii okuyormuşum. emeğin var burada. Emeğin göz ardı edilemez. Hep okumak istemişsin. Hani kendi şanslarını yaratmışsın aslında. Evet. Küçük tesadüfler de olmuş. Seni bulanlar olmuş ama sen gitmişsin. Kursa sen gitmişsin. Eğitimini almışsın vesaire. Güzel. Tabii için kıpır kıpır çok enerjiksin. Onu da hissedebiliyorum. Ve çok azimlisin. Tabii bu azim seni başarılı yerlere getirecektir illaki. Peki İnşallah. şimdi sürprizler var dedik ya, galiba dans da var, değil mi? Peki ne zaman başlıyor çalışmalar? Başladı mı? Başladı. Şimdi klibe zaten giriyoruz. Onda da çok farklı bir kafalar düşünüyorum şu an, detayları tam vermemekle beraber. Benim bu arabayı çok iyi kullanmam, böyle hız şeylerimi başarıyla yapmam gibi şeyleri. Klibin de aranjesiyle şarkıyla olarak böyle şeyler düşüncemiz var ama olunca ortaya çıksın. Dans olarak da ikinci şarkımda biraz ters köşe yapmayı düşündüğümüz için çok yakın ikisi. Biri proje albüm, biri bağımsız. Onda bir tık daha böyle şey bir iş olacak o. Çok hani sevimlilik ve seksapalitenin bir arada olduğu, dans figürlerinin olduğu bir iş olacak. Öyle. Şimdi seni bir yandan dinlerken bir yandan da soruları şey yapıyorum. Sorular, yani çoğu demeyeyim ama çok absürt sorular var. O yüzden hani mesela Sor, ben bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Ben evet. çok böyle kanalları açık bir yapım var, anlamışsındır. Ya yani bana hiçbir soru absürt gelmiyor. Her şey insana dahil, olağan geliyor yani. O yüzden rahat olabilirsin. Hı. Evet. Şeyde de videonda da diyorsun. Ya benim için hiç fark etmez diyorsun. Eleştirilere de açığım vesaire. Herhalde Ben olmuş. diyorum ki inşallah şu şarkımda beni linçlerler diyorum. Yapımcım, menajerim şey diyor. Deli falan mısın acaba? Linçlesinler, ne olacak? Aşk bile öyle yani. Şimdi matematik yapıyorum, düşünüyorum kafamda. İnsan önce böyle bir antipati beslemediği kişiyi sonradan sevmeden aşık olmuyor yani. Tutkulu bir şey olsun aramızda Türk halkıyla. Mantıklı mantıklı konuşuyorsun. Artık linç yemek taktik oldu galiba bazı kişiler tarafından da. Taktik olarak değil de ben herhalde onunla baş edebileceğimi Senin için düşünüyorum. demiyorum. Senin için Ha. demiyorum. Ama birçok böyle sanki mouse'dan bir de bazı şeyler yapılıyor. Yapmacık hani. Tabii, o belli oluyor. Ya ben şunu düşünüyorum. Beni nasıl linçlerler? Hani bak, Bozkır'ın kızı deniyor, Yaban Gül deniyor. Böyle aile şeyi. Ama bakıyorlar, giyim rahat, tek başına mücadele ediyor. Ha, buradan linçlerler. Ama aslında beni linçlerken insanlar da aslında yaptığım kötü bir şey olmadığının farkında yani. O yüzden bir problem yok. Hani ben bilerek Şöyle yapmadım. önemli herhalde, sen kendine emin olduktan sonra vız Aynen, gelir diyorsun, severler doğru beni mu? ya. Ben olsam severim yani. Belki bir de özgüveninden linçleyebilirler. Yapsınlar, ne olacak? Canları Aynen. sağ olsun. Diyor ki bir dakika durup ben kimim dediğin oldu mu? Oldu. Kim çıktın?
buldum ben aslında onu. Bu benim çok spiritüel rüyalarım falan da oluyor. Tabii bunları böyle anlatınca deli kız denir de. Neyse siz bana deli kız deyin. Deli ama dolu olandan diyorlar bana. Delilik de var da dolu da var. Ben galiba şairim ya, yani yazarım. Yani ben aslında böyle sanatsal diğer yönlerim çok olabilir ama beni ben yapan şey yazmak. Çünkü düşünsene, okuma yazmayı bilmiyorsun. Yani enstrümantal bir şeyin yok. Hayatın içinde gezerken bir anda işte geliyor böyle, ne geldiyse başıma diye şarkılar geliyor ve bunları yazıyorum ve orkestrasyonu var. Ya bunu aranjör arkadaşlarım çok daha iyi anlıyor. Yanlarına oturup beni na 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 falan yapma. Sonra ben bunu araştırdım. Böyle olan Sezen Aksu, Yıldız Tilbe gibi birçok idol var. Yani dedim aa tamam o zaman. Hani galiba ben duygumla yapıyorum. O yüzden benim cevabım, ben bir bestekarım, bir duygularıyla yaşayan bir insanım. Ama daha keşfedildim mi? Hayır. Süper. Ben şunu söyleyeyim. Buradan aldığım 25 dakikalık konuşmada enerjin çok iyi. Yani çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum bu azim olursa. İnşallah. Senden bir kuple, bir şarkı, bir şeyler alalım. Olur. Ne alalım? Kimden nasıl bir şey yapsak? Evde çok ne mırıldanıyorsun? Kendi şarkın da olur, Kendi başkasının şarkısı da olur. şarkılarımı mırıldanıyorum. Ha. Ama onları burada söylemesem. Bir Sezen Aksu söyle. O evet, Sezen olur. Hangisini söylesem diye düşünüyorum. Git söyleyeyim. Sonra geri dön diyeyim. Olur. Tam beni andı. İkizler Burcu'yum ya. Önce git sonra geri dön. Madem ki istiyorsun öyleyse durma git. Beni düşünme, rahat ol, yalnız kalabilirim. Sen de bilesin, hiçbir acı sonsuza dek sürmez. Hatta her an yeniden sevebilirim. Olmazdı, ben de biliyorum, haklısın. Haydi git, korkma, seninle gerçekten dost kalabilirim. Aslında ben de uzun zamandan beridir sana ayrılmak istediğimi söylemedim. Haydi git. Git, git, gitme, dur olursun. Gitme, kal, yalan söyledim. Doğru değil ayrılığa, daha hiç hazır değilim. Aramızda yaşanacak yarım kalan şeyler var. Gitme, dur daha şimdiden, deliler gibi özledim. Ben sana bir şey yapayım Sesine, mı? yüreğine sağlık. Bir şey yapayım mı Cüneyt ben sana? Tabii. Şimdi böyle okudum diye sesimi şimdi böyle sandın değil mi? Ama öyle değil işte. Yo, yabancı şarkı okurken de biliyorum seni. Aa. Karadeniz? Onu mu biliyorsun? Biliyor. Ha? Karadeniz'i biliyor musun? Tabii onu da biliyorum. Aa, bayağı stalkersın ya. Yani Program cinetik de yapıyorsun. şafife alıyorsun. Peki Yani. benim programa gelip programda olduğumu fark etmeyen hareketler sergim. Aa, şaşırmam falan böyle. Ne zannettin Yani sen bize? Herhalde öyle gelip laga luga yapıp yolluyoruz. Öyle bir şey mi zannettin? yok ya, şak ben benim o şey Sen de şahsım benim yayınlarımı münasır. izliyorsun, değil mi? Tabii ki izliyorum, Allah Allah. Baştan sona bütün yayınlarımı bir Bu yıldır saatten izliyorsun. sonra buradayız. Var ya arkadaşlar, şunu söyleyeyim. Begüm gerçekten çok zeki bir kız. Yani çok zeki. Hani böyle şeyleri iyi döndürüyor lafları. Bakma, ben de anlıyorum da ben de onu mahcup etmiyorum. Yani Kerem abinin söylediği bir şey vardı ama şimdi söylemeyeceğim yani. Aynen, tamam. Birine Bir şarkı daha benzetiyordum beni. alalım. Ben bak potpourri gibi kısa kısa yapmak istiyorum. Nasıl istersen. Karadeniz gideceğim. Biz köyde, yaylada, anneannemlerin orada çok söylerdim. Bunu söylemek istiyorum. Sendeyiz. Çıkmazdım, çıkma karşı karnım be. Çıkmazdım, çıkma karşı karnım be. Portakalacına ella ella leose. Portakalacına ella ella leose. Bunu adam edeceğiz su ne kırsa karnam be. Bunu uşak edeceğiz su ne kırsa karnam be. Dayanamam acına ella ella leose. Dayanamam
acına ela ela leose ha olasa olmasa da bu sevdaluk olmasa akşam o ne olacak da seven seveni olsa akşam o ne olacak da seven seveni olsa hemen diğeri. Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi Haydi söyle rüyalarda gördüğümü Haydi söyle uykusuz gecelerimi Haydi söyle Sonra şey söyleyeyim. Bir tane daha Necdet o ne Baba'dan güzel ya. söylemedi. Bak bir şarkı söyle diyorum 4-5 tane söyle. Ne güzel işte konuk dediğim böyle olur yani. Ben bir de şeyim biliyor musun? Böyle canlıda arkadaşları falan bilirler çevrem. Sahne yapıyorum. Yani böyle yürürken bak okuyorum sana o zaman. Şey söyleyeyim. Gene Necdet Baba'dan söyleyeyim. Tatlı diller güler yüze doyulur mu doyulur mu aşkının bakışan göze doyulur mu doyulur mu ah doyulur mu doyulur mu canına kıyılır mı canına kıyanlar hakkın kulu sayılır mı hem bahara hem yaza yarın eteklerin aysa yar aşkına çalan saza doyulur mu doyulur mu ah doyulur mu doyulur mu canına kıyılır mı canına kıyanlar hakkın kulu sayılır mı canına kıyanlar Hakkın kulu sayılır mı? Sesine, yüreğine, enerjine sağlık. Süpersin. Zaten buradan alkışlar geliyor. Alkış alalım arkadaşlar. Süpersin, harikasın diyor. Ağzına sağlık. Süper mesajlar geliyor. Valla bize cuma akşamı, ben bugün biraz fazla hareketliydim. Böyle bir yorgun düştüm sandalyeye. O yüzden de ama enerjin tekrar bizi diriltti. Çok güzel. Hafta sonuna güzel gireceğiz. Bu enerjiyle kapalı evlerde artık halay çekeriz. Yani yapacak Aynen, bir şey yok. Aynen bence girin yani. Enerjik olmadan olmaz. Pandemi Aynen. De gider o zaman enerjide. Sen de arada bir yasaklı günlerde, yani dışarı çıkmayız yasaklı günler. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde böyle bir halay günleri yapalım. Ne dersin? Olur. Bıdıgomele. Aynen. Evet, son olarak sevdiklerine neler söylemek istersin? Şimdi seni devamlı TikTok'tan veya Instagram'dan takip edenlerin dışında bir de Müzik On Air izleyicileri var. Onlara neler söylemek istersin? Müzik On Air izleyicilerine şunu söylemek istiyorum. Benimle tanışmak inşallah sizi mutlu etmiştir. Çünkü ilerleyen süreçlerde sizin biraz başınızı çok ağrıyacağım. Beni çok görebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben de sizi çok yani sevdim. Tanımıyorum, görmüyorum ama inşallah siz de beni seviyorsunuz. İnşallah bir gün görürüm. Öyle yani. Ben Ve, de o zaman şöyle bu arada söyleyeyim. Benim için de şans dilemek sevmem ben ama yani yanımda olur ve şarkım çıkınca desteklerseniz çok mutlu olurum. Yapacağım çok farklı egzantrik şeyler var. Tüm enerjimiz, dualarımız seninle. Ben de bu arada Begüm Polat'ın izleyicilerini çok sevdim. Daha tanımıyorum ama kendi. Onları takip eden kişileri çok sevdim. Onlar da umarım beni çok sevmişlerdir. Bu arada eğer hani beni takip falan etlerse bir uyarıda bulunmak istiyorum. Sonra sıkıntı olma. Böyle arada yayında falan ağladığımı falan görürseniz çok tuhaf karşılamayın. Çünkü şöyle duygularımla yaşadığım için ben bir ağlıyorum. Bir ağlarım, bir gülerim, sanma senden vazgeçerim. Yani hedeflerim gibi. Ben bir ağlıyorum, gülüyorum ama devam ediyorum yani. O insan olmamla alakalı. Ha, onu anlamadım bir anda yani ağlarım. Şimdi durup dururken mi ağlıyorsun Yok, Instagram'da? Ben ben şimdi burada kendi hikayelerimi, anılarımı böyle hayata dair şeyleri de konuşuyorum çok. Benim takipçilerimde öyle bir böyle şeyimiz var. Beni seven böyle biraz şey seviyor kalpten. Öyle olunca da ben bazen duygulanabiliyorum. Sonra tekrar ağlıyor da biliyorum. Sonra güle de biliyorum. Hani insanlar filtrelemeye kendini alışmış ya hani. Ben biraz bazen tuhaf geliyorum ama arkadaşlar normal olan bu sonuçta hep gülüp hep ağlayamayız yani. İkisi de oluyor. Aynen aynen. Mantıklı. Çok mantıklı söylüyorsun ama bir ara seni böyle anılara doğru yolculuğa çıkarıp bazen duygulanıp bazen güldüğün programı da bir gün YouTube'da yaparız. Belki televizyonda yaparız Bana bir şey kısmet. söyleyeyim Yeni mi? abi. Herhalde 10 milyon izlenir. Çünkü ben yayında TikTok'ta ne zaman böyle duygulanıyorum, böyle uçuyorum. Böyle yayın bir anda yükseliyor. Millet bana diyor ki, ışık gitti bari. Millet bana diyor ki, bu kız yani nasıl yani burada ben bir dizi izledim ya. Ben izlediğim filmi O zaman verdi sevgi ağlarken galiba.
Şimdi çok güzel bir yüzüm var. Ağlarken daha da dikkat çekiyor. Demek ki onu izliyorlar herhalde. Konusunu değildir herhalde TikTok'ta. Ağladığım konuyu merak etmiyorlardır. Konuya da dahil olan var. Çocukluğuma götürdün beni diyen çok var. Ha. Böyle bir alıp Yani götürme. 26 seneye bir şey sığdırdın yani. Bayağı anılarım var. Benden Bunu bir ara selam söyleyin bütün anlatalım. aşklarıma diyorum. Ondan sonra. Hele bir tanesi var, ben biliyorum senin yakın arkadaşın olduğum için tam evlenecektin, iyi ki evlenmedin onunla. Yo, hiç evlenme şeyim olmadı benim. Ya henüz oraya Neredeyse ben evlenecektin ama çok hoşlanıyordun yok çocuktan. yok yok Çocuk ben sonra sana dedi genelde ki, çocuk sonra sana dedi ki, sen dedi çok yeteneklisin. ha Onda. öyle bir şey oldu ama evlilik yok orada. Yani şöyle söyleyeyim, ben hep flörtlerim tarafından aldatılmayı başarmış bir insanım. Sonra giderken aşk şarkısı yazıp, aşk böyledir, ben bunu yaşadım bak Bursa'da. Giderken aşk şarkısı yazdım arkadaşlar. Aşk böyledir, hayat gibi diye böyle böyle yazdım. Dönerken de helal etmiş gibi. Hani aldatılmışım, batmışım falan. Tabii. Öyle. Dilimden dönmüyor filan. Dilimden Kolay. düşmüyor. Kolay sağ gel ol. Aynen. Vallahi şunu söyleyeyim. Seninle çok uzun programlar yapmak lazım ama Instagram programlarımız 25 ile 30 dakika arası ve nasıl geçti anlamadık bile. Bak 35. dakikadayız. Aynen. Çok teşekkür ederim geldiğin, konuk olduğun için. Bu arada şunu Ben de merak ettim. İstanbul'a geçtin ya sen. İstanbul'a ailenle mi geçtin o zamanlar? Ne zaman? O dönemler mi? O dönemler, evet. Ben hep tek tatile de giderim. Sırt çantamı takıyorum. Benim ailem bana çok Bir güzel. dakika, şimdi İstanbul'a geçtin, hani tiyatro eğitimi falan aldın ya. O sırada tek mi geçtin İstanbul'a? Şöyle işte geliyorum. Burada böyle tanışmalar falan filanlar derken burs aldım. Ankara'daki okulda okudum. Ha, anladım. Okey, Ben burada okey. tanışıp sonra Ankara'da, ondan sonra şimdi Şu an yerleştim ama buraya. İstanbul'dasın, Tabii yerleştin. artık dedim yerleşmem gerekiyor. Ben artık zaman geldi. Bir de Ailenle mi rüyamda falan. yerleştin? Ailenle mi yerleştin? Hayır, tek başıma. Bir rüya gördüm ve geldim. Şey, annen demedi mi anneciğim? Ne yapacaksın oralarda kızım? Tek başına O gideceğim, şöyle ben de git. çok kısa, bak yayını uzatmayayım, çok kısa söyleyeyim. Yok Ben yok. sürekli rüyamda Sezen Aksu'yla Aysel Gürel'i görüyordum, tamam mı? Aysel Gürel bunun dedesi de böyle yazıyor falan diyordu falan, Abdurrahman diye rahmetli. Ondan sonra ben dedim ki artık benim rüyamda sürekli geliyorsunuz, burada bir iş var. Ondan sonra ben de dedim ki böyle bekle bekle, bir gün bir rüya gördüm, artık böyle kuruluyorum evde yatakta. Allah'ım ben ne zaman bu şarkıları insanlara şey yapacağım. Ondan sonra babam falan sallamıyor tabii. Rüya gördüm. Aysel Gürel dedi ki bana artık vaktin geldi. Sezen Aksu elini uzattı. Elini tuttum. Bir asansör gibi bir şeye bindik falan. İstanbul'a yerleştirdiler bana. Ben dedim ki ben gidiyorum, İstanbul'a yerleşiyorum. Babam çantamı aldı, bir tane kol çantası. Babam dedi ki kolay gelsin dedi. Başarılar dedi, çıktığın yolda başarılar diyorum. Ne olsa geri döner. Ben bir gidiş o gidiş yerleştim yani. Hayatımda mucizeler oldu. Ya baban da sana çok güveniyor belli ki. Yani Aşırı. düşünsene. Hadi hayatında başarı. Hadi görüşürüz kızım. Hadi sonra Şöyle gideriz. söyleyeyim. Biz de bir bunların tahlillerini, denemelerini hep yaşadık. Ama şöyle söyleyeyim, benim zaten böyle içi boş değil yani. Gördüğüm rüyadan ben rahmetli dedemin de şarkı yazan bir insan olduğunu öğrendim. Bana kimse söylemedi bunu. Ha, Dedemin sordun. defterini Peki buldum burada. Sezen Aksu'yla görüştün mü? Hayır, ama benimle görüşeceğini hissediyorum. Çünkü onun hayat hikayesini okudum. Aa dedim, o İzmir'de bunu yaşamış, şöyle olmuş, başaramamış, böyle. Ay çok benzettim. Mal. O zaman buradan Sezen Aksu'nun bir sayfası var. Onu tekleyelim arkadaşlar hep beraber. Hadi tekleyelim. Sezen Aksu'yu bizim aracılığımızla, Sezen Aksu'yla buluşmuş kavuşmuş olacaksın. Nasıl? Çok isterim ya. O beni anlayabilir. Ben de böyle makarna yapıp, salata yapıp, misafir falan evde O ağırlamayı zaman seviyorum. bir dakika, şöyle bir şey yapıyoruz. Sevgili Begüm Polat, sosyal medyada çok başarılı, müthiş bir background'u var. Çok bir eğitim almış. Müzik alanında çok başarılı işler yapmak istiyor. Yıllarca birçok Uğraştım. kez Sezen Aksu'yu ve Aysel Gürel'i rüyasında görüyor. Şimdi Begüm Sezen Aksu'ya sesleniyor. Buyurun Begüm Polat, Tamam sendeyiz. Sezen. Merhaba Sezen. Seninle bizim ortak noktalarımız var zaten. Bence sen de biliyorsun çünkü üst bir ruhsun. Ben seni çok seviyorum. Aslında 2 yıldır falan çok dinliyorum. Ve bu rüyaların anlamsız olduğunu düşünmüyorum. Buraya bir tesadüfen gelmedim. Yazdığım 220 küsur şarkıyı senin de dinlemeni çok istiyorum. Çünkü ben de senin gibi normal öğretmen bir aileden. Ben de memur bir aileden. O ailenin zillisiydim. O yüzden seni çok seviyorum. İnşallah denk gelebiliriz ve bana yol gösterebilirsin. Çünkü çok yalnızım. Ve yanlışlıkla fenomen oldum.
Yani kimse bana yardımcı olmadı Sezen. Sezen gerçekten inşallah kavuşuruz. Ya şu an ben bile duygulandım yani. Bir an önce Sezen Aksu'yu bulmamız lazım. Peki şöyle, Sezen Aksu seni arıyorum der misin? Nasıl? Seni arıyorum Sezen Aksu. Ya bulamadım daha. Seni arıyorum, evet. Sana Ben ulaşmak istiyorum. Sezen zaten benimle. Yani hani gerçekten öyle. Ama sadece Ben nasıl fiziki olarak. seninle? Nasıl Hiç fiziki. seninle? Ben şöyle düşünüyorum. Her jenerasyonda hani herkesin bir yenisi vardır ya, böyle örnek şey yapan. Ben kendim bunu demem doğru mu bilmem ama kalbi hissimi söyleyeyim. Ben o tarz, yani bir Aysel Güzel, bir Sezen Aksu gibi hayat yaşayan bir yapım var. Yani hiçbir zaman yaşadığım aşktan da gocmak söyledim sana yani, anladın mı? Kim isterse bana edepsiz zilli desinler, umurumda değil. Ben zilliyim, boşver hani. Şimdi Ya bunu çok çok sempatik kız ya. Ya şunu söylemek istiyorum. Tamam. Sevgin de hani şey çok güzel. Sezen'cim zaten sen benimle yaşıyorsun şu anda. evet, benim onları görmeme, yani görsem ne olur biliyor musun? Müzik insanları da beni bir araya getir. Daha o müzikalliğim var benim. Şimdi anlıyordur beni, tamam mı? Tabii izlemediği için anlamıyordur ama izlerse anlar. Benim müzikalim var. Ben mesela kafamda müzikal, orkestrasyonlu bir şey var. Ama ben şimdi gidiyorum aranjörlere falan. Nota yok ya. Ya o da yaşamıştır bunu. Sesimi bile böyle deneyerek buldum. Aa, ben bunu da yapıyormuşum falan. Çok ilkelim ben. Yani buna dokunup aa, bunun bardak olduğu gibi. Hani ilkelim Anladım. yani. Yaşıyorum senin kan. Heh. Hayır, Sezen o şunu demek yüzden beni istiyorum. anlayacağını düşünüyorum. Yalnız buluşmaya giderken bir söz alacağım senden. Söz veriyorsun. Hazır Tamam. mısın? Buluşmaya giderken ben de geliyorum. Tamam. Çünkü ben de görmek istiyorum. Sevgili Sezen Aksu, Beraber. sizi Ya ben yakından beni görmek. bulacaklarını zaten sana bir şey, hiçbir şüphem yok. Sadece süreçler uzar belki ama biz zaten bir araya geleceğiz. Çünkü aynı ruhlar birbirini çeker ve beni buraya onlar getirdi rüyamda. Bu olağanüstü bir durum. Yani ben Gerçekten öyle. Hayır, inanıyorum da biliyor musun? Yani hem tebessüm ediyorum çünkü çok hoşuma gidiyor bu tarz sohbetler. Hem de olabilir yani, niye yani olmasın? düşünsene Cüneyt, ben fenomenliğim var. Eğer gerçekten fenomen ruhuyla yapısında olsam orayı yarırım ama evde şey, sen kim diye soruyorsun dediler ya, işte ben bunu yaşadım. Atıyorum video mesela, patlamış video, 1 milyon izlenmiş şu anda ama ben kimim? Ben diyorum yani, yazmışım işte, beni bugüne getiren anılarım elbette, anıları çalanların büyüktür emeği diye şarkılar yazdım, sözlere bak falan. Ama TikToker'ım. Yani hani ben yanlışlıkla oldum. Tamamıyla beni görmediler, tamam mı? Allah dedi ki dur şu kızın yolunu açayım. Bu biraz saf. Yani şey gibi hissediyorum. Bazen yayınlarımı da söylüyorum. Günümü şeyin TikTok'la TikTok'ta fenomen olmuş yanlışlıkla. Aysel Gürel'de Sezen Aksu gibi hissediyorum kendimi. İnşallah bu yanlışlığı düzeltirler. Yani şöyle bir şey, zaten Sezen Aksu veya Aysel Gürel'e hayran olmayan yoktur. Yahu bak, ben Ama açık konuşacağım. Bunu yanlış algılamayın. Ben hayran değildim. Öyle bir şey yok. Ben çok seviyorum. Ben kalbim aynı olduğunu, yani aynı hissediyorum, anladın mı? O hikayelerini okudum ben. Ot dergisini, hayatını yazmışlar. O dergiyi görmesem belki bu kadar hep yalnız hissediyordum kendimi. yani Sezen Yahu. Aksu karşına çıksa 40 yıldır tanışıyormuşsun gibi hisseder Evet, misin? merhaba Sezen, hep sarılırım. Hani belki bana hadsiz falan der ama ben öyle değil. Sanki tanışık ruh gibi. Evet. Hani Ya kötü bir hadsiz niyet derse değil. sana? Hadsiz, uzaklaş. Hadsizim var herhalde. Özür dilerim derim. Hani kötü niyetim yok yani. Ben öyle şey yapmıyorum pek. Bir an hisset, onu yaşadın yalnız şu anda. Onu Evet, hissettin. ben öyle. Öyle yani, Kerem abiyle karşılaştığımızda da öyle. Merhabalar dedim böyle direkt. Hani sosyal medyada mesela ben çok zengin bir ailenin lordum falan demiyorum. Yo arkadaşlar, biz her şeyi çok zor şey yaptık. İşte iflas oldu falan. Mesela kışta her kış bir tane mont alırdık falan. Çok heyecanlı. Hani ben bunlardan mutlu oluyorum. Zaten yaban gibi diyorlar o yüzden bana. Bir de Bu şarkım arada da var. süper. Yani samimiyetin, enerjin çok güzel. İnşallah bu hiçbir ya yaşanmışlıklar olduğu sürece birazcık bu şey gidiyor. Sen burcun ne? Burcun İkizler, ne? yükselenim terazi, ay burcum kova. Kova. Kovanın yılı, onu biliyorum. Çünkü çok astrolog İkizlere de konuklarım yansıyor. oluyor. İkizlere de yansıyabilir. Terazi dengesizdir. Yani aslında baktığın zaman spesifik Şaka olarak yapıyorum. ikizler, terazi, kova, bunlar kendi içinde bir dengesi ama ben dengeli olmak istemiyorum. Dengesizken çok tatlı olmuş. Yani şimdi düşünsene, herkes dengeli olsa ne yapacağız? Sıkılırız. Dengesiz de olsun ki hani bir renk olsun. Ayrıca Aynen. dengesizliğin içindeki denge hoş yani.
Evet, o zaman tam kapanış yapacaktık ama 44'e getirdik bile. Sezen Aksu'ya da, sevgili Sezen Aksu'ya da selamlarımızı yolluyoruz buradan tabii. Çok güzel bir çağrı yaptın Sezen Aksu'ya. Valla olabilir ha. Eğer olursa yalnız Ya bana da benim Cüneyt, teşekkür et. Bak gerçekten ama samimiyetle konuşuyorum bak, artık gerçekten sen şu an beni iyice yumuşattın. Ben gerçekten 4-5 kere ölümden dönüp değişik mücadelelerle buradayım. Bunu biliyorlar artık piyasadaki insanlar. Hatta bu kız 26 burcunu nasıl yaşadı falan. Gerçekten hani fenomen değilim, lütfen beni artık bir duyun. Yani çünkü şarkılarım da öyle değil. Bana fenomen arkadaşlar diyor ki Ama Begüm bu bestele. fenomenlik senin işine yarayacak biliyorsun, tanıtma açısından en Evet, azından. tamam, teknik olarak fenomen gibi davranamıyorum. Mesela benim yerimde başka biri olsa keşfete düşüyor falan değil mi? Mesela diss atar falan. Yani benim öyle bir duygum yok. Ben mesela bak bir tane Meslem'in nakaratını okuyayım maşallah çıkacak olanı. Mesela çocukluk aşkı Mert Oytun'a yazdım yani. Hani Mert Oytun inşallah evlenmemiştir ama evlendiyse eşine de kötü niyetim yok yani, çocuktu 6 Ama bundan yaşındayken. sonra bence ismini söyleme yani. Ama neyse, Mert Oytun çok tatlı bir arkadaşımızdı. Mahalleden taşındığında nakliye aracının arkasından saatlerce ona bakmıştım. Neyse, onu geçiyorum. Yani Bir mesela dakika, ona nereden baktın? Nereden baktın? bizim mahalledeydi, tamam mı? Ben onu çok acıktım. Heyecanlanıyordum anasını satayım. Neyse, kamyonların falan arkasından böyle bakıyordum falan diye. Ondan sonra Hiç bu kavuşmadınız mı? yok. Büyüyünce ben ondan hoşlanmadım da, o zaten çocukken şey oldu. Oha, ben o zamana kadar nelerden hoşlandım da. O nakliye arabasıyla gitti. Babası vefat etti. Rahmetli oldu Metin amca. Giderken ben böyle arkadan bakmıştım böyle. Mahalledeki Platonik kızlar, bir aşktı ama, çocukluk aşkı ben herhalde. hoşlanınca genelde platonik, ya kaç şey oluyorum, uzaktan izliyorum böyle biraz şey. Yani sen platonik aşkı seviyorsun, anladım. Yok, platonik aşkı değil. O bir platoniklikle platoniksizlik arası. Yani şöyle bir şeyim yok. Aşık oldum bunu harcayayım falan diye, öyle değil. Böyle bir anne gibi de seviyorum. Yani bir anne, abla, kardeş, dost, sevgili, aşık. Yani böyle hepsi bir arada böyle değişik bir şey oluyor. Bak, Sezen Aksu fan sayfaları, Sezen Aksu'nun birçok fan sayfalarına iletebilirler. Bak şu anda. Arkadaşlar öyle bir şey varsa ne olur iletin. Çünkü iletmesini istediğim hiç kimse iletmedi. Daha zamanım var dediler. İnşallah zamanım var. He, zamanım var dediler. Kimlere söyledin de zamanım var dediler? Yani zamanı yok da işte öyle uygun Peki gör. şöyle, şu isim vermedi, yapımcılara mı söyledin, menajerlere mi söyledin, yoksa kendi Şöyle söyleyeyim. çevrenden? Benim hadsizliklerimden bir tanesini daha sana söylemek zorunda kaldım şu an. Ben İstanbul'a gelmeden önce bu rüyaları görürken, tabii evde yatağım var benim, camın köşesinde bulutlara bakıyorum. Orada böyle şey yapıyorum, hani rüyalar görmüyorum. Bütün neredeyse yapımcılarının çoğusuna mesaj attım. Dedim ki Gayet merhabalar. güzel ama hadsizlik değil ki, bu olabilir yani. Ama Ama hiçbir de mesaj cevap şu. O vermedin mi? mesajı Cevapların oldu mu? görmeyeceklerini, yok. Onu görmeyeceklerini ben biliyordum ama şu an gördüler o mesajı. Hani çünkü ben ne yazdım biliyor musun? Yani bu hikayenin kimsenin şunu alma düşünmesini istemiyorum. Elim yüzüm şey cicil falan ya, sıkıntısız sorunsuz düşünmesinler. Çok çabalıyorum. Gerçekten hani çaba sarf ediyorum. Ve orada şey yazdım. Merhabalar, zamanında gelince sizin karşınıza bir tane deli dolu bir kız gelecek. Ve onun bir sürü besteleri var. Ve siz o bestelere çok güzel projeler yapacaksınız. Ama şu an ondan habersizsiniz. Zamanı gelince ben sizi bulurum. Şey yapmayın, sen dert etmeyin dedim. Sonra gülücük koydum. Sizi çok seviyorum dedim. Hoşça kalın dedim. Hepsine yazdım. Hani belki birisi bakmış, Ya görmüşlerdir ben ama bilmiyorum. mesela görseydim, şahsen bir yapımcı olarak görseydim, merak ederdim. Merhaba derdim. Bana bir şarkını atsana derdim. Veya bir şarkı söyle canım. Mutlaka der, eğer İşin yapımcıysan. kötüsü şu. Benden şarkı isteyenler yapımcılardan olmadı. Ben devlere attım çünkü böyle. Dev insanlara attım. Onlar zaten şimdi beni ne yapsın? Begüm kim? Yani ileride neyse, ben başarıyım. Hiç bu alınmadım da. Bana arkadaşım dedi ki kanka dönmediler, tribe değil mi? Yo, herkes dönmek zorunda değil. Ben başarı yaparım. Onlar beni tanır o zaman dedi. Ya Hani dönmemeleri de normal. Dönmeleri yani, ben ama merak eden tipim. Mesela hala bana atanlar var böyle ama burcu ne? yengeç. Ha, Yengeç tam bak. burcum. Ben mesela şey yaparım. Merak edip videosunu mutlaka bakarım. Eğer ki Sana bir şey dikkat söyleyeyim. Bir çektiyse, tanesi baktı. Like da attı hatta. Ama like, o söyleyemem. kadar mı? Bence bunlar bu deli mutlaka bizi bulur gelir. Olabilir. Bu arada ne aklıma geldi biliyor musun? Madem sen bu kadar söyledin, yemin ediyorum ama sana, gerçekten. Ben de Sezen Aksu'yu rüyamda gördüm. Ama bir kere. Nasıl Yıllar ya? önce Sezen Aksu'yu rüyamda görüyorum. Sahnedeyiz. O sandalyede oturuyor. Ben de kafayı kırmış olduğum zamanlar müzikle böyle. Nedense müzikle demek ki kafayı kıranlar ilk Sezen Aksu'yu rüyasında görüyor. Ama sen birçok kez Ben görmüşsün tabii. aslında Aysel Gürel Sezen Aksu'yu ilk onu gördüm ben. Yani şöyle, benim rahmetli dedem hep şiir yazıyormuş Özal'a, herkese falan.
Ama muhasebeciymiş. Dedem trafik kazasında ölüyor. Bak ben bu rüyaların gerçek olduğunu orada anladım. Aysel Gül geldik, sen Abdurrahman'a benziyor. Ben de orada şeyi soruyorum. Ben bu ailede yalnızım. Hani tekim ya, farklıyım. Hani herkes masama. Ben niye yalnızım? Hani sen böyle, anladın mı? Kimse beni anlamıyor. Ondan sonra Aysel Gül rüyamda dedi ki sen yalnız değilsin. Sen çok kalabalıksın. Senin deden de yazardı. Abdurrahman'a Wow. benziyor. Ben uyandım kahvaltı masasında, babama dedim ki baba dedim. Benim dedem yazıyor muydu şiir şarkı? Yok öyle bir şey yoktu falan. Annem dedi niye kıza yalan söylüyorsun? Depolar getirsene bir defteri var. Biz Aa, de şaka indik siyah yapıyorsun. kaplı, rüyamda gösterdi de. Bir baktım sözler. Dedem sana işte şimdi duygusal olanı anlatacağım. Aslında Sezen Aksu'nun beni neden bulmasını istedim sana. Aslında şimdi anlayacaksın. Dedem aslında şarkı yazmış. Ama müzik notalarla yapmadığı için kafadan şarkı sözü, ben anladım onları. Şeyleri kalmış. Benim de bir defterim var öyle. 220 şarkının sözü var. Müzikleri şu an çıksam şurada bana bir araba çarpsa ölsem Allah korusun. Olabilir, Allah hayattır. korusun. Müzikleri ödecek benimle. Çünkü ne? Enstrümantal bir yere kayıt etmedim. Melodisi yok yani, değil mi? Belki dedenin melodisi vardı o şarkıların. Melodisi, yani şu, ses kayıt yazıyor ki o zaman. Yani Evet. melodileri kafasındadır. Benim de bütün şarkılarım ezberimde. Böyle müzikleri çalıyor zihnimde. Beni alıp bir aranjör oturup yapımcı şey yapsa hepsi çıkacak pıtır pıtır. Ama ben de ölsem gitsem benim de bir defterim kalacak sözler. Aa ne güzel şiir yazarmış. Halbuki onlar müzik. Neler var orada? Ben de o yüzden dedim ki Begüm sen dedim bunu hayattayken başaracaksın. Yürü kızım. Hani pes etme, durma. Neden Sezen Aksu işte? O yüzden mi? Evet, o da çünkü onun hayatını Ot dergisi hediye etti bana arkadaşım tesadüfen. Tam o arada zaten aldatıldığım döneme denk geliyor Bursa'da falan böyle. Şarkılar yazıyorum bile böyle acayip ilham komaları. Ondan sonra bir baktım onun hikayesi de öyle. Yani hep bir yeri işte İzmir'den çıkmaya çok uğraşmış. İlk şarkısı tutmamış, şey olmuş. Şarkılarını anlamamışlar. Tutmaz demişler, olmaz. Sonra o bir daha denemiş. O müzisyenin yanında durup hani onunla Tunç sesini değiştirmiş. Bu senin sesin değil bu. Doğru oku. Oradaki o anlaşılmazlığı anladım biliyor musun? Dedim ki aa ben de böyle anlamıyor kimse beni. Aa bu da aynı beni anlar yani Sezen Hanım dedim. Öyle yani. Anlaşılamamak bazen güzel şeydir. Çünkü kendini anlatmak için bu sefer performans sergilersin. Yaratıcılığın devreye girer. Bu da güzel bir şey. Farkındaysan. En son bir 20 dakika önce biz yayını kapatıyorduk. Ama konu konuyu açtı. Öyle Pardon. oldu. Programı beğendim peki nasıl? Samimi, Ben güzel. çok keyif Bak aldım. kendimi Seninle nasıl program övüyorum çok ben de. keyifliydi. Umuyorum bir TV programı, bir YouTube programı da yaparız. Böyle çok daha kalıcı olur Dua et, yani. Cüneyt Diktaş bir televizyon programı yapsın de. Duaların kabul olur senin. Cüneyt Diktaş bir televizyon programı yapsın. Benim de kabul olur biliyor musun? Benim sadece kendime şeyim yok. İnşallah. Dedi ve şu an telefonum çaldı. İlk teklif geldi. Görüşürüz. Kendi. Bana diyor musun? Herkesi tanıyor onu. Hakikaten şöyle bir durum var. Ben de Sezen Aksu'yu gördüm yıllar önce. Bir melodi çalacak, tamam mı? Işıklar bir yandı. Ondan sonra melodi çaldı. Tam şarkıya girecek, evin kapısı zili çaldı. Aa. Sözleri. Düşünebiliyor musun? Sadece melodisi var aklımda. Yıllardır da hep vardır o melodi yani aklımda. Ama öyle bir kalabalık orkestra çalıyordu ki hayran kalmıştım. Tam söze girecekti, öyle kaldı gitti. Bende de o vardır yani. O yüzden benim de görüşme Ha. hakkım var. İkimiz de gideceğiz. Bir gün eğer tanışırsak birkaç bestemi sana söylerim. O zaman anlayacaksın yani neden Sezen. Çünkü müzikal olarak da benziyor. Ama sadece tabii ben yeni jenerasyon olduğum için o sözleri trap yapıyorum. Mesela şimdikiler gittik koyduk aldık sattık falan yapıyor ya. Bende öyle bir şey yok. Mesela çıkacak maşallah şarkımın nakaratını sana biraz çıtlatayım istersen. Hadi Mesela. çıtlat. Of bize nasip olur inşallah şu karizmaya cille maşallah mahallenin zillileri peşinde beyimize bak sen maşallah of bize nasip olur inşallah şu karizmaya cille maşallah mahallenin zillileri peşinde beyimize bak sen maşallah nikahı Süper, kıyacağım süper. Vallahi sözler çok süper. Fıkır fıkır. Tam pandemisiz bir yaza uygun bir şarkı. Değil mi? aynen. Ondan sonra neler neler. Bir Allah ya yürü kulum derse ya inşallah. Bak daha sana birçok soru sormadım ama yayınımı bitirmek zorundayım. Bence seninle bir yayın daha yaparız ilerleyen. Yemek Yapalım. yapıyor Bu musun? arada sana o zaman şey de yaptığımızda yayını. Sen aslında çok var. Mesela rüyadan gerçek olan ne var misal? Çok bilinen bir sosyal medya fenomeni var. Benim de patlamama vesile olmuştur sosyal medyada. Yani Ha. çok bilinen bir. Onun sayesinde ben patladım. Onunla alakalı da çok şey var Onun anlatırım. sayesinde derken sen bir şey paylaştın, ürettin. O onun üzerinedir. Kesinlikle ve ben o hafta dedim
Ben böyle bir şey hissediyorum. Onu paylaşmadan önce bu. Sanki bu insan dedim böyle sanki benim bir kublemi alıp kendi storiesine atacak gibi. Yani bunda böyle bir şey hissediyorum. 2 gün içerisinde bana dediler Niye ki niye ismini onu alıyorsun? söylemiyorsun? Söylesene ismini. Teşekkür ederim buradan. Ne güzel seni keşfetmişiz. Reymen, Yusuf. O benim videomu paylaştı. Yani ondan sonra benim takipçim arttı. Aslında ben çok zor zamanlar yaşıyordum. Ve o sürede öyle bir şey hissettim yani. Ne Anlamsız. kadar güzel. Reymen dikkat ediyor öyle şeylere. Yani böyle başarılı çalışmaları şey yapıyor. Ne kadar güzel. Bak teşekkür Ama video ediyoruz Reymen. organik olarak patladı aslında. Yani Instagram'da milyon izlendi sayfalarda. Şey, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et diye böyle okuyordum. Ondan sonra almış arkadaşlar, herkes tabii etiket yapıyor Begüm. O da arkadaşlar sakin ol kızım farkındayım falan gibi paylaşmış. Oradan sonra zaten bir algı da oluşmaya O başladı. aslında var ya, şey houses mı öyle bir Birkaç yer kez de açmış. birkaç kez de TikTok'a girdiği gün ilk gün yayınımı ziyaret etti. Bu arada çok havasızdım. Yani kendisine. Çünkü neden? Yayınım o gün ilginç bir şekilde 50 kişi falan izleniyordu yani. Mavi tikli gelmiş. Kimseye de inandıramıyor. Arkadaşlar gerçekten Reymen geldi. Ortak yayında biri var. Ya git tamam falan yapıyorlar böyle. Ben dedim ki vallahi yemin ederim falan. O da gülüyordu ha 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 falan. Yani oluyor böyle şeyler. Evet oluyor. Peki Reymen'le görüşme ihtimalin olmadı mı sonra? Onun için uğraşmadım. Yani Niye? Mesela o da çünkü prodüksiyon şirketi gibi açtı diye biliyorum yani. prodüksiyon şirketine ulaşmak istemiştim. Hatta bu projeye koyduğum şarkının ben onda nasip olmasını istemiştim. Çünkü onun kafası bir şeydi. Anlayabileceğini düşünüyordum. Böyle Neşet falan. Ama tabii Anlamadım. çok yok hayır. Çok popüler ya şu an. Ben de az popülerim şu an. Ya ister istemez kontak kuramıyorsun. Aradaki kişiler çok samimi yani yapmıyor. Anladın mı? Bağlantıyı kurdurtturmuyor. Ben de şey bir arsız bir insan değilim yani. Gerek yok. Hani çünkü yanlış da anlaşılmasını istemem. Ben çok safani. Anlaşılabiliyor, değil mi? Sonradan anlaşılabiliyor yani. Ben Ne mesela şu yaz? an konuşuyorum. Ben çok safani. Gerçekten yaşadığım bir şeyleri anlatırım. Ama mesela karşımdaki insanlar farklı algılayabilir. Sonuçta bunlar popüler insanlar şu an ve birçok insan onlarla temas kurmak çalışıyor. Ben insani bir şey de bu şey değil mi? O yüzden dedim ki olması gereken zaten olur. Hani akışa bıraktım. Öyle şey yapmadım yani. Aynen. Değil. Şu var, birçok insan tabii senin anlattıklarında ne var? Kendin bir yandan da üretiyorsun tabii arkadaşlar. Şimdi boş olup hiçbir şey yapmayıp da gidip sadece mesela bazen geliyor bize de böyle ben şey ünlü olmak istiyorum, ben şarkıcı olmak istiyorum. Bu tarz şeyler değil. Begüm bayağı üreten, ondan sonra eğitimini alan bir kız. Bir yandan da kendi ürettiği videolarla dikkat çekip de hani iletişime geçen, fenomenlerle iletişime geçen bir kız. O yüzden de başarılı olacağına inanıyorum. Teşekkürler Cüneyt. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben de teşekkür Çok ederim. neşe dolusun, eğlencelisin, kıpır kıpırsın. Bunun müziğine de yansıtacağına eminim. Şey de düşündüm sende ya. Bir BKM, bir sahne falan böyle Evet. düşündüm yani. Çok Oyuncu düşünceler kanalında var. da ya ben film hayatım ya valla. Bak benim menajerim bir ara ben Will yıktım. Beni Sezen Aksu artık bulabilir mi? Lütfen Sezen'e sesleniyorum tekrar. Ya da birisi bulsun. Çünkü şöyle ben oyunculuk anlamında menajerlerim oldu. Hem de iyi isimlerdi. Aksilikler oldu falan. Hatta ben bir projeye girdim. İyi de bir projeye girdim. Ama ertesi gün menajerimle kahvaltı yapmak için aradığımda öldüğünü duydum. O gece yatakta ölmüş. Bir gün önce konuştuk. Bir gün projemiz okeylendi. Oley süper falan. Sete gideceğim. Bir şey olacak. Sabah arıyorum. Sema vefat etti. Bilirsin Sema Pekmez. Aa evet, duymuştum. Sema da Allah rahmet arkadaşım eylesin. değil mi? Çocukluğumu bilir. Ben burada 2 yıl önce yapımlarda böyle yerleri siliyordum millet anlatıyor. Hani çay falan koyuyorlar. Hani Oluyor, büyüdüm bazen orada. zamanı var. Tabii senin o enerjin bir an önce olmasını gerektiğini hissettiriyor ama zaten merdivenlere çıkmaya başlamışsın. Daha ne olsun? Tabii. TikTok'ta milyonlara yakın izleyicin var. Zaten videolar milyonlara geçiyor, izleniyor. Ama şöyle bir sıkıntı var işte. BMC ile anlaşma yapmışsın. Evet, şöyle bir Aceleye gerek problem yok, var. yavaş yavaş. Şunu istemiyorum ama hani bu çok oluyor. Fenomenlik var ya. Fenomen gibi değil, sanatsal biriyim. Hani bunu bilerek onun üzerine Onu zamanla yoğrulmazsam. oluşturacaksın. Şimdi Tabii. söyleyerek değil, o zamanla çıkaracağın albümler, müzikler, şarkılarla zamanla zaten fenomen. Ben mesela yıllarca tek bir yerde görüyorlardı beni. Gündüz Kuşağı programında muhabirdim ben. 9 yıl boyunca ne kadar albüm yaparsam yapayım hemen öyle diyor. ATV'deki çocuk diyorlardı. Şimdi bir senedir falan unutturdum. Böyle yavaş yavaş farklı bir Cüneyt'i görmeye başladılar. Yani yeni şeyler ürettikçe unutuluyor diye tahmin ediyorum. Unutulmak değil de bu. Hani sadece bir kalıba sokmuyorlar. Evet, Anlatabildim mi? tanıyorlar Sen seni.
Evet, sen de şimdi yeni yeni üretince başka kalıplara da koyacaklardır. Emin ol. Çok teşekkür ediyorum. Var mı başka Ben diyeceğim bir teşekkür şey? ederim. Çok memnun oldum. Yani benim kahrımı çektin bu geveze kızım. Estağfurullah, ben çok mutlu oldum valla. Diyorum ya, bazen böyle şimdi sevgili Oğuzhan Koç konuğum olduğunda bir sohbet etmiştik. Dedi ki, bazen dedi sıkılıyorum dedi, konuk geliyor. Hani biz dedi, televizyonda tabii bu. Biz dedi konuğa soruyu soruyoruz. Daha cevabı gelmeden biz İbrahim'le Eser'le zaten cevabını veriyoruz. Kahkaha yapıyoruz. Biz bize daha iyiyiz yani. Konuk giremiyor içeri filan. Ben de Instagram'da bu daha sıkıntı. Teke tek olduğumuz için şimdi sen konuşmazsan ben böyle bir sor bazen soruyorum mesela uzun uzun. Karşı böyle yapıyor. Evet ben de öyle düşünüyorum diyor. Sonra ikinci soruyu soruyorum. Evet Aslında öyle. galiba bir programcı olarak ben galiba programcının elini rahatlatan bir tipim sanırım. Öyle mi oluyor? Kesinlikle. Kısacası o, özeti o. Ben çok yaydım galiba. Evet, kısası o. Çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Herkese Görüşürüz. çok selamlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Bye bye. Kendini çıkarır mısın? Ben çıkaramıyorum ya. Tamam, ben çıkartırım kendimi. Tamam hadi bay bay. Bye bye. Eskiden ben konukları çıkarabiliyordum. Şimdi çıkaramıyorum. X yok. Onu nasıl tekrar bulacağım bilmiyorum arkadaşlar. Müzik On Air'de Cüneyt Diktaş'la sohbet birbirinden özel konuklarla devam ediyor bir senedir. Cüneyt Diktaş'ı da takip etmeyi unutmayın yani beni. Müzik On Air'i zaten takip ediyorsunuzdur artık bu saatten sonra, söylemeye gerek yok. Bu arada canlı yayın istekleri var. Yani arada böyle canlı yayın yapmak istiyorum sizlerle ama böyle ayrı cana bir gün şöyle ayarlı bir anda girip yeni şarkılar, yeni sesler, sohbetler etmeyi de seviyorum hatta kişilerle, yeni isimlerle diyeyim. Herkese selamlar, sevgiler. Aşiretime de selamlar, sevgiler. Güzel bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar. Yaptığım şeyi gördünüz değil mi? Hikayemdekini. Müthişti. Yedim. Bitirdim. Canınız istemesin diye söylemiyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.